arkadaşlar. İkinize soracağım. Gelen bir ihbar var. Telefon numarası bizde. O kişinin ismini de açıklamak istemiyoruz. Son dakika böyle köyden biri. Herkes ufak ufak aramaya başladı. Şu sessizliğini şu köy bozsa da. Bak şu evet. Köyün Belkuyu mahallesi daha doğrusu. Siz köy mü diyorsunuz, mahalle mi diyorsunuz? Mahalle Konya. Oldu şu anda dedim. Daha önce köydü. Köydü. Akören'e bağlı. Konya'nın Akören aynen. İlçesine bağlı. Şu şeydekiler, mahalledekiler, Belkuyu mahallesindekiler, bu 80 hanedeki insanlar bir konuşsa olay çözülecek. Değil mi Ümmü? Çünkü senin çocuğunun başına tanıdık biri bir şey getirdi. Evet dedim abla. Tanıdığı, Yasin'in güvenerek yanına gittiği biri senin çocuğun başına bir şey getirdi. Dolayısıyla köydekiler ufak ufak konuşmaya başlasa her şey çok iyi olacak. Kerim, beni duyuyorsun değil mi? Evet. Şimdi bakkalla ilgili HTS kayıtlarını açıklayacağım. Yani bakkal doğruyu söylemiyor. Bu HTS kayıtlarına göre yalan söylüyor. Bunu neden öyle söylüyor söyleyeceğim. Ama şimdi bir isimsiz bir tanık Yavuz'la ve ikinizle ilgili şu iddiada bulunuyor. Diyor ki ben Yavuz Şahin'in köyündenim. Kerim Özkan ve Yavuz Şahin 2015'ten önce hiçbir şeyleri yoktu ikisinin de diyor. Ne olduysa diyor, sütçü Kerim Özkan çok aşırı zengin oldu. Hayatın normal akışına uygun olmayacak şekilde ve sonra Yavuz Şahin'i ara ara hepsi sıfır olmak kaydıyla kepçe, römörk, pulluk, işte ne bu ya? Kaz ayağı, mibzer, bunlar traktör malzemeleri. Bir anda traktör, bir adet araba ve daha neler neler diyor. 5 yıl içinde diyor olan şeyler bunlar. Şu an Yavuz Şahin'in diyor sütçü Kerim'e borcu yok. Hiçbir mal varlığı olmayan Yavuz Şahin bunları Kerim Özkan aldırıp neyle ödedi diyor. Bu kadar kısa zamanda Kerim Özkan denilen kişi karşılıksız hiç kimseye 5 TL bile vermez diyor. Babasına bile hayrı olmadığını iddia ediyor, sizin babanıza bile. Yavuz Şahin'e bunları bütün köylüler biliyor. Neyin karşılığında verdi diyor. Yavuz Şahin ve Kerim Özkan'ın mal varlığının kaynağının araştırılmasıyla her şey ortaya çıkacak diyor. Önce Kerim'e mi soracaksınız Didem abla, ben mi söyleyeyim? Sen söyle. Peki ben neredeydim Didem abla? Neredeydin? Çocuk kaybolduğunda mallardaydım. Evet, öyle biliyoruz. Hani mal yoktu? Hani mal yoktu? Kaç hayvanın vardı o zaman Yavuz? Aynı 15-20 civarındaydı. Ben her sene otomatik ben ama 6 ama 7 her sene sütçü Kerim'e mal satarım. 15-20 hayvandan aynen. Kaç litre süt çıkıyor? Bunu gitsinler. 15-20 hayvandan kaç litre süt çıkıyor? Süt önemli değil dedim abla. Süt şöyle önemli değil. Abi oradan aldığın yemi ödersin. Süt aldığın yemi öder. Kalırsa biraz para kalır. Kalmasa borca kesilir gider. Önemli olan oradaki mal satımıdır. Mallarım, peki sen bunları satıyor muydun? Sütünü alıyordun, ne yapıyordun? Didem abla bak bugün mesela 10 tane ineğin 10 tane danası olur. İkinci döneme geçtim, ikinci seneye geçtim mi ne eder? 20 tane olur, 30 tane olur. Bende zaten 15 tane devam ediyor, 20 tane devam ediyor. Ama zaten 2015'ten sonra özel çocuk kaybolduktan 2015'te sonra... 2015'te zaten benim malım var. 15 tane var. 15, 20 tane vardı, aynı. Peki. Ama Kerim'e sen hepsi yani. Sıfır olmak üzere biz birçok şey almışsın. 2015'te benim 480 maturum vardı. Bir de şu anki 70-80 çift çekerim vardı. Evet, çocuk kaybolmadan önce. Hadi kanı peki sen bu borcu nasıl ödedin peki Kerim'e? Mallarla ödedim. Mallar da Kerim'in üzerine verdim. Her satışımda Akoren... Ama sütçü Kerim de 2015'ten, Kerim Bey de 2015'ten sonra anlamlı bir şekilde zengin olmuş. Ne alakası var dedim ama sorun onu da sorun. Kerim Bey, Kerim 2015'ten sonra anlamlı bir şekilde çok aşırı zengin olmuşsunuz. Köylülerin dikkatini çekmiş o. Ben bir küp buldum da onun o yüzden. Cenab-ı Kerim abi de. Boş ver şimdi böyle latife yapma da doğru bir cevap alalım ya. Muhtara benziyor. Değil, değil. Bence sen de babanın oğlusun. Ha Kerim. Espiritüel özelliğin ona benziyor, Ercan'a benziyor. O mesajı da Atan'ı da biliyorum. Biliyorsun Atan'ı. Biliyorum. İsmini dün de Kerim'le Atanlaşmış, aynı o mesajı atan adam. Peki bu kişi kim? Sizinle derdi ne? Bunun Yasin'in kaybıyla, yani sadece o değil, başkaları da ikinizin belli bir süre sonra anlamlı bir şekilde zengin olduğunuzu ve mal varlığınızın arttığını söylüyor. Sizi arayanın muhtarla ikisi yapıyor o işi de. Benimle sıkıntısı var onların. Peki acaba onların, siz bu mal varlığını kaçak tarihi eser kaçakçılığıyla mı aldınız, sağladınız? Öyle mi acaba? Yani başka ne diyebilirim? Ben 24 saat
Nereye gidip adam geldi? Eve giremiyor, eve yok, eve. APS'ye kaldım, APS'ye kaldım. Siz Yavuz'la beraber Kerim, Yavuz'la beraber tarih eser aradınız mı hiç köyde, orada, burada? Ben anlamam o işlerde. Gittiniz mi Yavuz? Didem abla, dedim sen ya. Sen gittin, söyledin. Bak, ama Kerim'le beraber gittin mi? Tamam, ama biz ne için gittim dedim mesela. Bununla biz şey olarak gittik. Ne olarak gittin? Ya biz başka bir şey yaptık orada. Ya şurada, İçmeye mi gittiniz? Yani. Tarih eser aramadın yani. Hayır, gittik ama işte onu yaptık geldik biz. Bir defa mıydı o? Bir defa mıydı? Ben Yasin'in kaybolmasının şu tarih eser meselesiyle de bağlantılı olabileceğini de düşünüyorum. Bir defa gittim Didem abla. Bak ben de bulamazsın. O adam da yalan söylemez. Sorun. Valla ben mal varlığınızdaki bu anlamlı artışı bu iddiayı ben gündeme getiriyorum gazeteci olarak. Ama bu mal varlığındaki artış ne olmuş, ne bitmiş, ne zaman almışsınız? Senin kaç tane hayvanın var? Tamam. Dolayısıyla Konya'daki o zaman ekonomik durum ne, gerçekler ne? Bunların hepsini jandarm araştıracak. Tamam Didem abla. Benim mallarım gayet altında. Jasat da çalışıyor, herkes çalışıyor. Onlar araştırıp ortaya koyacaklar yani. Benim mallarım gayet altında. Her sene sattığım mal gayet altında. Ama buyurun bu çok, bakın yani. Bunu diyorsun, peki Kerim senin abin Muhtar Ercan mı bunu böyle bu şekilde ihbar yaptırtıyor? Tabii tabii. Derdi ne peki Muhtar Ercan'ın seninle? Hakikaten ya, gitsin muhtarlık yapsın. Evet, muhtarlık dışında maşallah her şey yapıyor ya. Abin yani. Eğer gerçekten böyleyse tabii. Onunla da daha iyi bir şey söyleyeceğim birazdan. Dur muhtarla mı ilgili? Dur bekle, muhtarla ilgili bizim asıl bombamız, muhtarla ilgili bombamız 17'de, onu bekle. O iyi şey mi neyse onu o zaman söyle. Ama Muhtar Ercan'ın Kerim seninle Yavuz'la derdi ne? Bizimle de benimle bir derdi oldu. O bizim o bir yeni mevlüt var dedim ya dün. Evet. Ondan dolayı yapıyor, sıkıntı yapıyor ikisi de bizi. Onlar siz kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz Kerim Bey? Mahkemesine verdi. Orada yargılanıyoruz şu an biz. O ikisi yaptı onu. Benden 200 bin lira para istediler. Derse davayı geri çekeceğiz. 2009'dan veyahut da ondan beri hocam. Orhan Bey, bir şey soruyordunuz bu konuyla mı ilgili ya? Evet. Yok şimdi 2015'ten sonraki zenginleşmeden bahsedildi ya Didem Hanım. Kerim Bey, siz bu süt işini ne zamandır yapıyorsunuz? Kaç yıldan beri yapıyorsunuz? Ben 2010'dan beri yapıyorum. Ya. O zamandan beri gelen bir şey var yani. Akışınız var. 2010'dan beri ben mücadele ediyorum. Ben 2 tane otobüsle okul servisi çektim. Peki Kerim Bey, siz Yavuz dışında köyde başkalarına da borç verdiniz mi? Hiç böylesine iyilikte bulundunuz mu? Var var. Veli Çelik bir var. Kez dalacağı var. 60 bin lira da ona verdi. Onu da bir araştırın. Herkes... Ondan sonra sayayım mı daha? Kerim Şahin var. 80-100 bin lira ona verdik. Söyleyin ama her şey bu kadar zan altında kaldığınız için söyleyebilirsiniz. Yani başka kimin size borcu var? Ben zan altında, ben kimsenin zan altında kalacak bir korkacağım bir durum yok. Hepsinin hesabını veririm diyorsunuz. Hepsi benim. Tamam. Hep zaten hep IBAN'a atarım adamın. Tamam. Hesabı. Hemen şey fazla çıkın zaman Kerim'le, pardon Kerim Bey, şeyle ilgili, Mehmet'le ilgili HTS kayıtlarını açıklayacağım. Çok önemli HTS kayıtları. O gün bakkal Mehmet Efendi neredeymiş? Bak, benden öğrenecek kendisinin nerede olduğunu. Bekleyin az sonra. Şimdi siz bakkala bir mesaj atmışsınız. Demişsiniz ki Muhtar Ercan gelsin, bir daha söylüyorum, Kerim Bey siz bakkal Mehmet'e bir mesaj atmışsınız. Demişsiniz ki Muhtar Ercan gelsin, elimi öpsün, bu konuyu kapatırım, üstünüzdeki suçlamaları kapatırım demişsiniz. Bu mesajı neden attınız bakkala? Ya ben o bakkal böyle evvelden şakalaşırdık. Ben onların biraz kızdırmak için yaptım onu. Sizi dedim, muhtarla seni dedim, o sana muhtarla seni köyden çıkaracağımış dedim. Gelin, elimi öpün de ben sizi kurtarayım dedim. Kim köyden çıkartacakmış onları anlamadım. Böyle şaka mı olur Kerim Bey? Valla ben onlara sinir yapmak için yaptım o kelimeyi. Yani ondan bir şey mi arıyorlarmış? Yani siz onlara bir teklifte bulunmuşsunuz. Ben burada hiç de şaka olarak algılamadım. Yani Ercan gelsin, abiniz mi oluyor, kardeşiniz mi, abiniz galiba, en büyüğünüz de 70 doğumlu, o da vefat etmiş, Allah rahmet eylesin. Ercan gelsin, elimi öpsün, yani sizde küs ya muhtar, gelip elinizi öperse üstünüzdeki suçlamaları kapatırım demek, bir teklifte bulunmak demek. Ben bunu şaka olarak algılamadım, kusura bakmayın yani. Ben orada Ercan gelsin elimi
Yelim öpsün diye yazmış mıyım? Siz okudunuz mu? Mesela? Evet, okutmuş. Ayşegül Hanım okutmuş mesajı, evet. Yazmışsınız. Ben yersin demiyorum bak. Yercan'la seni köyden çıkaracakmış Didem Hanım dedim. Gelin elim öpün de sizi affettireyim dedim. Ben niye çıkarayım canım? Biz, ne alakası var? Ben niye çıkartayım onları köyden? Ben onları kızdırmak için konuştum bu kelimeyi. Niye kızdırmak istediniz ikisini de? Ya onlar beni sevmeyen kişiler ondan. Valla bu bir kenarda dursun, onu ben biraz daha sorgulayacağım. Bu kadar basit bir şey değil yani. Ben de kimseye bu arada kimse benim husumettiğim değil, bir şeyim değil. Ben sadece gazeteci olarak sorular soruyorum. Sorularımdan rahatsız oluyorlarsa kendileri bilir. Ama Yasin'in başına o köyde birilerinin bir şey getirdiğini şu anda ben çok daha net bir şekilde görüyorum yani. Yani kimse adalet önünde bir an önce çok acilde hesap versin inşallah. Yaklaşık yani bir 6 yıl önce olan bir olay. 6 yıl önce de birçok yayınlar yapılmış, maalesef hiçbir çözüme ulaşamamış o yayınlar. Biz 6 yıl sonra epey bir yol aldık. İnşallah bu 6 yıl sonra bu meselede yine yetkililer tarafından şu anda daha yoğun bir çalışma yapılıyor. İnşallah 6 yıl sonra bir sonuç alınırsa yani umarım yani sizin biraz daha içiniz... Biz alınana kadar ulaşalım da evet, uğraşalım. Ben elimden geleni yapacağım yani. Elimden geleni yapacağım ama yani o dönemdeki hatalar da olacak evet, iş değil yani gerçekten. Jandarmanın yaptığı. Gelelim bakkalla ilgili biz. Hazır mısınız bakkal?